Hocam çok üslü ve çok duygulu söylediniz. Bu gündeminizde biliyorsunuz siz onlar için söylediniz, bize bunu söylediniz. Sizi dinleyelim lütfen. Ülkemize olan bu yangın için üzücü bir olaydır. Gerçekten ve gerçekten ülkemizin imajı açısından üzücü bir olay, ekonomik açısından üzücü bir olay, kültürel açısından üzücü bir olay. Ve hayvanlar, oradaki canlılar, orada onlar sonuçta onlar bizim değerlerimizdir. Sonuçta ülkemizin bir varlığıdır, servetidir, yandı. Bunlar bilinçli yapıldı yani. Bunu kim ne derse desin, bilinçli yapıldı. Artık neye kurban gidildi, neye hesap edildi onu bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama üzücü bu olay. Yani başka da fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani ülkem adına üzüldüm. Şahsım adına üzüldüm. Yani insanlar adına üzüldüm. Gerçekten İspanya'da tarafında yok. Sahnelerde öyle bir araştırdım. Bulamadım. Ama benim yerim en güzel sokak olduğunu düşündüm. Çünkü sokakta ben kendimi daha özgür hissediyorum. Rahat hissediyorum. Sizlerin de bir izrahımım var. İstiyorum ki mesela ülkemizden vücuda bir ilimiz var, Trabzon ilimiz. Bu ilimizde gerçekten ve gerçekten önce halkına, sonra yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ve örnek alınmasını istiyorum. Yani sokak müzisyenlerinin, bütün genel anlamda sokak müzisyenlerinin mutlaka da sokakta müzik yapılmasına, onlara yer vermesini. Trabzon'da mesela adamlar yapmış, böyle bir oturak yapmışlar, güzel bir müzik ablemi koymuşlar. Sokak müzisyeninin müzik yapacağı yer, resmi, belediyenin tanımış olduğu resmi, kimse orada bir şey diyemiyor. Ama biz burada kaçak öteş alıyoruz. Niye abi? Biz burada mesela hem kültürel olarak, hem ekonomik olarak, hem de güzellik olarak Alanya'nın reklamını yapıyoruz. Nasıl reklamını yapıyoruz? Mesela siz çekiyorsunuz, arkadaşınız çekiyor. Arkadaşınız da bilmiyorum, yurt dışındadır. Aa, orası neresi diyor mesela, soruyor ya da şey yapıyor. İşte diyor ki Alanya. Ne yapıyor? Alanya'ya geliyor, söylüyor. Bu nedir? Bu ülkemizin adına, Alanya'nın adına güzellikler diyor. Ve bunu yöneticilerimizin mutlaka iyi şeyler adına değerlendirilmesini istiyorum. Yani sokak müzisyenlerine sahip çıkılmasını istiyorum. Bu benim kendim için değil. Ben kendim bir şekilde ama öyle olur, ama böyle olur. Paramı kazanırım. Yok, sıkıntı yok. Ben zaten ek iş olarak yapıyorum bunu. Yani sonuç itibariyle ülkenin güzel değerlerine sahip çıkılmasını istiyorum. Mesela bu. Bu bir kültürel varlık. Dilerden, işte yöneticilerden böyle olayların desteklenmesini ve kültürel olarak onlara güzel yerler yapılmasını, resmi olarak tanınmasını istiyorum. Teşekkür ederim abi. Selina, Selina, adam cebinde taşır, senin gibi gelini yayla cebinde taşır, senin gibi gelini, oy aşkım.